Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Ankara kulislerinden aldığımız bilgileri sizlere haber yapmaya devam ediyoruz. Kamu çerçeve protokolünde kamu işlerine çok şükür ki hiçbir haberde yanılmadık. Hepsini bir gün önce hepsini sizlere duyurduk. Bazılarını 4-5 gün önce sizlere duyurduk arkadaşlar. Umuyoruz bu haberde de yanılmayacağız. Ankara'dan kulislerinden aldığımız bilgiye göre Başkan Erdoğan 1 Mayıs'ta Memur Sen'in Yetkili sendika biliyorsunuz memurlarda. Memur sen arkadaşlar. Konfederasyonun toplantısında memurlara maaş zammı müjdesi vereceği bilgisini aldık. Umarız gerçek olur. Detaylara bakalım. 1 Mayıs'ta Erdoğan memurlar ek maaş zammını açıklayacak. Evet Türkiye'de memurların yetkili sendikası olan memur senin kongresinde başkan Erdoğan'ın da olacağı ve kongrede memurlara müjde vereceği iddia edildi arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memurlara Ocak ayında yüzde Önce %25 maaş zam verirken gelen tepkiler üzerine bir gün sonra 5 puan da arttırıp %30 zam vermişti hatırlarsınız. Ve bunun üzerinden 4 ay geçti. Aradan geçen 4 ayda asgari ücreti ve emekli maaşlarına çok daha fazla maaş zammı verilmişti. Dün ise kamu işlerine hükümet net %40 maaş zamı teklif etmesinin ardından memurlara da ek maaş zamı verileceği Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı arkadaşlar. Memur Selin 1 Mayıs 2023'te yapacağı kongrede Başkan Erdoğan'ın da olacağı ve bu kongrede memurlara maaş zammı müjdesi vereceği konuşuluyor. Umarız gerçek olur artık bütün kamu çalışanları maaşları en az 20 bin TL bandına çıkmalıdır diyoruz. Ev kiraları 10 bin TL 15 bin TL bandında seyrediyor büyük şehirlerde. Tabii ki sadece ev kiraları değil her şey uçtu arkadaşlar. Uçmayan varlığa bir şey yok ortada. Her şey 4-5 katına çıktı son 1-2 senede. Bu müjdenin maaş zammı veya seyyanın bir iyileştirme olacağı iddia edildi arkadaşlar. Bakalım gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da umuyoruz yanılmayacağız. Kamu kaç gündür en özel bilgileri 1-2 gün önce bazen bir hafta önce biz verdik ve hepsi doğru çıktı. Umuyoruz bu haber de doğru çıkacak arkadaşlar. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Videonun altında bulunan Instagram sayfasına tıklayın takip edin arkadaşlar.